arkadaşlarım, ilçe başkanım, ilgilenen meclis başkanım. AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti iktidarında Adıyaman'a yapılan sağlık yatırımlarını değerlendirdi. Tabii ki AK Parti iktidara geldikten sonra özel idare yasasında bir değişiklik oldu. AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat yaptığı açıklamada sağlık personel sayısının 2002 yılına göre 3.7 kat arttığını belirtti. Fırat 2002'de 1921 olan personel sayısı 2020 yılında 7020 kişiye ulaşmıştır. 80 olan uzman hekim sayısı 406'ya, 191 olan pratisyen hekim sayısı 458'e yükselmiştir. 4 seçimlerinde bizim yerel yöneticiler ve bu ilgilenen 16 olan diş hekim sayısı 195'e, 622 olan ebe hemşire sayısı ise 1924'e yükselmiştir. Yapılacak hizmetlerin daha da arttığını görüyoruz. Çünkü merkezi hükümet... Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında 2002 yılında il geneli 65 sağlık ocağı mevcut iken 2020 yılı itibariyle 86 aile sağlığı merkezine 212 aile hekimliği birimi ile hizmet verilmektedir. Belki bir ayı akardı yakmazdı, onun dışında bir su bulamazdık. Allah'a şükürler olsun abi. İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri kapsamında ise yatak sayısı 545 iken 1381'e yükseltilerek ilimizin yatak kapasitesindeki 2,5 kat artış sağlanmıştır. Biz artık içme suyu problemini... 10 olan yoğun bakım yatak sayısı 244'e ulaşarak 24 kat artış sağlanmıştır. Nitelikli yatak sayımız yok denecek kadar az iken şu an %85.6 oran ile Türkiye ortalamasının %71.9'un üzerine çıkarılmıştır. Bu sene biraz kuraklıktan dolayı bir takım su eksikleri... 2002'de 1 olan bilgisayarlı tomografi cihazı 7'ye çıkarılmıştır. 2002'de olmayan MR cihazı 5'e çıkarılmıştır. 3 olan USG sayısı 67'ye, 8 olan diş ünitesi sayısı 152'ye, 22 olan aktif diyaliz sayısı 98'e, 10 bin kişiye düşen yatak 10 iken şu an 22'ye çıkarılmıştır dedi. Ve birçok, daha doğrusu köylerimizin hemen hemen tamamına yakın. Milletvekili Fırat açıklamasının devamında, hastaların, bebeklerin, cenazelerin hastanelerde rehin alındığı, fahiş ilaç fiyatları ile milletin canından bezdirildiği, Bağkur reçetelerine bazı ilaçların ödemesinin yapılmadığı, diş tedavisinin adeta mümkün olmadığı, Gaziantep, Malatya, Adana yollarında hemşehrilerimizin sağlık için can pazarı yaşadığı ilkel bir dönemden bugünlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istiklal, istikrar ve istikbale verdiği önem sayesinde gelindi. Önceki dönemlerde yaşanan ilkel uygulamalar AK Parti iktidarı sonrası tarih oldu. Sağlık alanında gelişmiş ülkelerin 40 yılda ulaşamadığı hedeflere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kısa bir sürede ulaşıldı ifadelerini kullandı.